Arkadaşlar merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Evet çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Kahraman öğretmen olan romanlar. Bu videodan siz ne öğreneceksiniz? 1- Kahraman öğretmen olan romanları öğreneceksiniz. 2- Türk Edebiyatı'nın çok önemli eserlerini öğreneceksiniz. 3- Bu eserlerin karakterlerini, kahramanlarını ve bu eserlerin yazarlarını biraz da özetini öğreneceksiniz. Bu eserde ne anlatılıyor onu öğreneceksiniz. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Evet, kahramanı öğretmen olan romanlar videosuyla karşınızdayım. Bakalım. Yeşil Gece. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Kimin eseri? Reşat Nuri Güntekin. Hocam burada kim var? Hangi karakter var? Hangi öğretmen var? Şahin öğretmen var arkadaşlar. Şahin öğretmen öğretmenliği çok güzel bir şekilde Yapıyor çok e, genç ve idealist bir e, öğretmendir, şair öğretmen. Bu kitapta medrese eğitiminden muallim mektebine geçen e, öğretmenin hayatı anlatılıyor arkadaşlar ve biliyorsunuz eski-yeni çatışmasını işleyen bir romandır. Şahin hoca İstanbul'daki gerici ve çıkarcı durumları yeşil geceye benzetmektedir. Bir öğretmenin geleceği şekillendirmek adına yapacaklarını en içten ayrıntısına kadar anlatan çok güzel bir eserdir arkadaşlar ve harika bir üslubu vardır. Okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Soru gelebilir mi? Reşat Nuri Güntekin biliyorsunuz ÖSYM'nin sevdiği bir sanatçı soru getirebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu lütfen bilelim bir kenara not alalım. Evet, geldik kime? Kaplumbağalar. Fakir Baykurt. Eğitmen rızası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fakir Baykurt. Köy sorunlarını işlemiş. Köy sorunları ve gerçeklerinin kaplumbağaları sembolize edilerek anlatıldığı harika bir roman. Tozak adlı çorak bir köyde köylülerin alın teriyle meydana getirdikleri bağlara devletin el koyması ve köylünün düştüğü sıkıntılar anlatılmıştır. Eğitmen Rıza nasıl bir kişilik arkadaşlar? Tozak köyünün bilgili, cesur ve akıllı bir öğretmenidir. Önemli fakir Baykurt. Peki Vurun Kahpe yine Türk Edebiyatı'nın şaheserlerinden bir tanesi arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'ın eseri. Ali Öğretmen var burada da karşımıza. Cumhuriyet döneminin çok çok önemli eserlerinden bir tanesi Genç bir öğretmendir Aliye ve bir kasabaya atanır arkadaşlar ve burada tabii ki bir takım şeyler yaşar Vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır cesur ve idealist bir öğretmendir Aliye'nin hikayesi gerçekten herkesi etkileyecek Okumanızı tavsiye ediyorum Evet Aliye öğretmen Evet havada bulut yok Hepiniz bunu ne olarak bilirsiniz? Şiir olarak, türk olarak değil mi? Havada bulut yok. Cevdet Kudret Solo'nun arkadaşlar çok önemli bir romanıdır. Burada da kim karşımıza gelecek? Süleyman Öğretmen karşımıza çıkacak arkadaşlar. Süleyman Öğretmen genç ve idealist birisidir. Kayseri'ye atanıyor e, öğretmen olarak ve Kayseri'de birçok zorlukla karşılaşıyor. İnsanların cahil olması, yoksul ve bağnaz olması, çıkarcı olması onu inanılmaz etkiliyor. Mekan olarak Kayseri'yi seçen romanda... İkinci Dünya Savaşı akabinde ve sonrasında savaşın Anadolu'daki e, insanlara yansıması konu edilmiştir canlar. Okuyunuz lütfen. Yazarın ikinci romanıdır diyoruz. Peki geldik neye? Tatarcık. Yine Halide Edip Adıvar'ın harika ötesi bir eseri. Tatarcık dediği kişi kim? Lale öğretmen. Lale öğretmen İngilizce öğretmenidir ve çağdaş düşüncelere ve davranışlara sahiptir. Ee, bulunduğu köy daha da medeni bir hale getirmeye çalışır. Fakat köylüler onunla dalga geçer. Ne diye dalga geçer? Köylüler onu çok böyle kendini beğenmiş burnu havada biri gibi görür ve Lale'yi çok modern buldukları için o işte sadece eğlenilecek kız, evlenilecek bir kadın olarak görmezler köylüler onu. Kendisini batılı anlamda çok iyi bir şekilde yetiştirmiştir ama bir yandan da geleneklerinden kopmayan bir Türk kızıdır aslında Lale dediğimiz. Çevresine ve modern yapmaya çalışıyor. Kimseye boyun eğmeyen, ayakları üzerinde duran özgür ruhlu bir kadındır. Para pula değil, akla ve bilgiye önem veren örnek bir e, aydındır arkadaşlar diyoruz. Çevresini çağdaş ve modern bir hayata kavuşturmaya çalışmaktadır. Tam böyle e, ideal bir tiptir Lale Öğretmen. Peki, evet geldik çalı kuşu. Bunu bilmeyeniniz herhalde yoktur arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in şaheserlerinden bir tanesi. Feride'yi hepiniz biliyorsunuz. Anadolu'nun bir köyünde öğretmenlik yapmakta Feride ve... E, Feride'nin savaşın etkilerini hissetmesi ve yaşadığı zorlukları gerçekçi bir şekilde aktarması gerçekten herkes çok fazla etkilemiş. Sadece okurlarını etkilemekle kalmayan eser aynı zamanda biliyorsunuz dizisi de çıkmıştır, sinemaya da uyarlanmıştır diyoruz. Evet, Reşat Nuri Güntekin, Feride. Peki, Bozkır'daki çekirdek, yanlış yazmışım özür Bozkır olacak. Bozkır'daki çekirdek arkadaşlar Kemal Tahir'in bir eseridir köy enstitülerinin konu olması ve bir enstitünün kuruluş hikayesini anlatması açısından oldukça önemli bir romandır arkadaşlar. E, Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsü'nün kuruluşu ve öğretmenlerin sonu Ölümle sonuçlanan yaşadığı olaylar anlatılmıştır. Buradan Murat Ören ve Emine Öğretmen karşınıza gelmekte arkadaşlar. E, Şirin Köy'ün eğitmenidir e, Murat Öğretmen ve enstitü kuruluşunu aşamasında Silahla kafasından vurularak öldürülmüştür. Evine de bir öğretmendir. Deli derviş tarafından kaçırılmış. Değirmene kapatılmış. Silahla çatışma sonucunda son anda kendisini kurtarmıştır diyoruz canlar. Peki devam ediyoruz o halde. Kan davası Reşat Nuri Güntekin. Ömer karakteri karşımıza çıkmakta. Ömer... Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetmiş, öksüz ve eğitim kalmıştır. İşgal yurtlarında şehir şehir dolaşmak zorunda kalmış, yurtlarda büyümüş ve öğretmen olmuştur. İdealist, çalışkan, vatansever bir öğretmendir arkadaşlar. İki köy arasındaki kan davasını bitirmiştir. Köylülerin akıl danıştığı biri genç yaşına rağmen. Romanda Kurtuluş Savaşı yıllarında aşağı sazan ve yukarı sazan köyleri arasında süregelen. Kan davası anlatılmış ve bunu sona erdirmek için Ömer canla başla savaşmıştır arkadaşlar. Çete haline gelen kimsesiz çocukları eğitmeyi amaçlayan Ömer'in hikayesini konu almaktadır kan davası yine edebiyatımızdaki önemli eserlerden bir tanesi. Evet 10. köy harika ötesi bir eser yine Fakir Baykurt'un bir eseridir arkadaşlar. İsmi zikredilmeyen öğretmen olarak geçer. Romanda adı zikredilmeyen öğretmenimizin köyden köye sürülmesi ana konuyu oluşturur. Yaklaşık 10 köy dolaştığı için 10. köy olarak adlandırılmıştır. Evet 10. köy öğretmenliğin etrafına ışık saçan bir meslek olduğunu anlatan kitaplardan bir tanesi. Fakir Baykurt bu kitabında bir köy öğretmeninin gericiliğe, haksızlığa, olsuzluğa direnişini harika bir üslupla, harika bir şekilde anlatmış. Öğretmenin doğruluk yolunda verdiği çabanın da özverinin hikayesidir ve sizi gerçekten kendisine hayran bırakacak. Lütfen ee, imkanınız varsa bu kitabı okuyunuz. Aynı zamanda bu kitapla öğretmenliğin sadece okulda değil, her ortamda insanların yaşantısını etkilediğini göreceksiniz. Arkadaşlar öğretmen her yerde öğretmendir. Peki devam ediyoruz. Karartma geceleri Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz neyle tanıdınız arkadaşlar? sınıfı ile değil mi? Hababam sınıfı serisinin önemli yazarıdır arkadaşlar Rıfat Ilgaz. Mustafa öğretmen burada karşınıza çıkacak. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllarda geçen bu roman bir edebiyat öğretmeni Mustafa Ural'ın hikayesini anlatıyor. Rıfat Ilgaz'ın bu kitabında savaşın toplumda bıraktığı izlerini görüyorsunuz. Karartma geceleri aydın bir öğretmenin yayınlanan şiir kitabının toplatılmasını ve bu yüzden öğretmenin aranmasını konu alıyor. Ayrıca Karanlık Geceleri anlatan bu kitabın filminin çekildiğinden de ve başrolünde Tarık Akan'ın oynadığında Biliyorsunuz arkadaşlar önemli. Evet arkadaşlar Peyami Safa'nın Biz İnsanlar romanıyla devam edelim. Peyami Safa bireyin iç dünyasına esas alan eserler yazıyor. Ve biliyorsunuz psikolojik romanlarıyla tanınan bir sanatçı. Biz İnsanlar adlı eserinde Orhan Öğretmen'i görmektesiniz. Orhan Öğretmen'in hikayesini konu alıyor. Kurtuluş Savaşı sırasındaki toplumsal olguları irdeleyen bu eserde Orhan'ın ruh hali incelikli bir şekilde anlatılmıştır diyoruz. E, Acımak Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı eserinde Zehra öğretmeni görmektesiniz. Reşat Nuri'den yine öğretmenleri konu almış göz dolduran bir roman. Zehra öğretmen ile babasının hüzünlü yaşamlarını konu alıyor. Aile içi ilişkilerini, ön yargı ve gerçek kavramlarını işleyen eser acıma duygusu üzerinde duruyor. Önemli bir eser. Okuma imkanınız varsa gerçekten bunları okumanızı istiyorum canlar. 47'liler Firuzan. ÖSYM son yıllarda bayılıyor gerçekten. Süleyman Kozlu ve eşi Nüveyre Kozlu. Üniversite gençliğinin geleneksel toplum ve siyasi yapıyla çatışmaları. Devrimci harekete katılan Emine'nin gördüğü işkenceler. Sağcı solcu çatışmalarında ardı ardına gelen ölüm haberleri. Her türlü şiddet ve çatışma şekliyle karşılaşan gençlerin hayata bakış açıları ve anlamlandırmaları eserin konularını teşkil etmekte. Eminen'in babası olan öğretmen Selahattin Kozlu, annesi ise ilkokul öğretmeni Nüveyra Kozlu'dur arkadaşlar. Olay tabii ki Eminen'in yaşamı etrafında döner ama ne dedik bizim başlığımız ne kahramanı öğretmen olan eserler. Dediğim gibi Selahattin Kozlu ve anne Nüveyra Kozlu birer öğretmendir diyoruz arkadaşlar. Erzurum'da yaşamaktadır. Erzurum'da bir okulda baş öğretmen. Eşi de Nüvera Kozlu da arkadaşlar ee, aynı okulda ilk okul öğretmenidir diyoruz. Önemli bir eser. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. ÖSYM gerçekten e, Firuza'nı seviyor biliyorsunuz. Hakkari'de bir mevsim. Yine çok harika bir eser. Ferit Etkün'ün arkadaşlar Cumhuriyet dönemi romanlarından. Ferit Etkün'ün bu kitabı Hakkari'nin Pirkanis köyünde bir öğretmenin yaşadıklarını anlatıyor. Hem sadece bir kış mevsiminde yaşadıklarını hem de öğretmenin yaşadığı zorluklar, işte yazarın çarpıcı dili ve betimlemeleriyle kitaba dökülmüş, gerçekçi bir şekilde yazılmış. Herkesi gerçekten derinden etkileyecek biliyorsunuz. Ferit Etgün'ün kendi yaşamını anlatıyor arkadaşlar bu eserde. Öğretmenim Cengiz Aytmatov. işlem var arkadaşlar burada. İlk öğretmenim kısa bir kitap olmasına rağmen yoğun duyguları işlemiştir. Kırgız köyünde geçen Genç asker Duyuşen'in köyündeki öğrencilere okuma yazma öğretme azmini anlatan bu kitap dönemin zorlu koşullarını da yansıtmakta. Çocukların eğitim görebilmesi için okul inşa etmeye çalışan Duyuşen bu okulun ilk öğretmeni olacaktır arkadaşlar. Kitabın adı da buradan gelmekte. Evet yine öğretmenim Hasan Ali Yücel Mehmet Başaran'ın eseri arkadaşlar. Mehmet Başaran bu kitabında köy enstitüsünden mezun olmuş ve Halkın aydınlanmasında rol almış, öğretmenlik ve yazarlığı bir arada yürütmüş olan Hasan Ali Yüceli konu alıyor. Türk eğitiminin reformcusu, döneminin gençleri tarafından baba olarak bilinir biliyorsunuz. Hasan Ali Yücel'in muhteşem hikayesini anlatıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. Hababam sınıfı Rıfat Ilgaz. Evet burada belki bir karakter yok arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz Hababam sınıfı zaten e, bilemiyorum sizler e, izlediniz mi ya da hangi yaşlarda izlediniz? Benim çok sevdiğim bir e, seriydi. Ülkemizde hemen herkes tarafından biliniyor. Öğretmen denildiğinde ilk akla gelecek olan kitaplardan bir tanesidir. E, Hababam sınıfı. Toplumu incelikle yansıtmakta arkadaşlar. Yatılı okullarda uzun yıllar okumuş ve öğretmenlikte yapmış olan Rıfat Ilgaz'ın kendi hikayesinden yola çıkarak yazdığı bu kitap olaylarda öğrencilerin bakış açısında yansıtıyor. Hababam sınıfından sonra serinin devamı var biliyorsunuz. Hababam sınıfı baskında. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı uyanıyor. Hababam sınıfı icraatın içinde. Bunları mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Ya da filmlerini izlemediyseniz lütfen izleyiniz. Gerçekten çok güzel. Peki bizim köy Mahmut Makal. Arkadaşlar önemli bir yazar yine. Köy enstitülerinden mezun olmuş ve kendi köyüne yakın bir köye öğretmen olmuştur. Öğretmenlik yıllarını anlattığı Varlık Dergisi'nde yayınlanan Köy notlarını Bizim Köy kitabında toplamıştır. Ülkemizde büyük yankı uyandıran bu kitap çeşitli dillere de çevrilmiş. Yazarın öğretmenlik yaptığı köydeki insanların yaşamını olduğu gibi sade bir dille anlatması da son derece ilgi çekici. Bizim Köy Mahmut Makal'ı unutmuyorsunuz. Evet, toprak uyanırsa Şevket Süreyya Aydemir. Ekmeksiz köy öğretmeni, vatansever, sosyal, insanlarla çok iyi iletişim kurabilen bir insan. Toprak uyanırsa bir öğretmenin elinin değdiği her şeyi değiştirebileceğini gösteren bir kitaptır. Ekmeksiz köy öğretmeninin hatıralarını içeren bu kitap, emekli ayrılan öğretmenin mesleğine tekrar geri dönüşünü konan al almaktadır. Sadece öğrencilerini değil, tüm köyün atmosferini değiştiren öğretmenin hikayesi anlatılıyor. Evet canlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım işinize yaramıştır. Minik minik notlar almanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.